İyi akşamlar sevgili dostlar. Bu akşam 26 Ekim 2022 Çarşamba akşamı. Her zaman olduğu gibi haftaya bakış ile Halk Kürsüsü Web TV'de haftaya bakış ile ben Ramazan Sevinç ile haftaya hiç kimsenin bakmadığı yönlerden. Aslında zaten hep konuştuğumuz konular ama bakmadığımız yönlerinden bakacağız. Kimsenin sormadığı soruları soracağız. Ve bu sorularda kimsenin vermediği cevapları arayacağız. Evet dostlar, aslında yayının başlamasına daha 5 dakika var. Fakat eşlerinize, dostlarınıza bildirmeniz için bir 5 dakikalık süre yeterli sanırım teknik olarak. Lütfen sosyal medya gruplarınızda, sayfalarınızda paylaşarak bize yardımcı olunuz. Daha çok kişiye duyuralım sesimizi. Ben de ileteyim, ben de paylaşayım sizinle beraber. Ben de paylaşıyorum şu anda. Evet. Şuradan sesi kapatalım öncelikle. Evet, yayındayız diye biz de duyuralım dostlarımıza. Duyuruyoruz şu anda. Ve etiketliyoruz arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Evet. Bu arada da arkadaş listemizden bakmış oluyoruz dostlarımıza. Kimler var, kimler yok. Kimler arkadaşlıktan çıktı, kimler arkadaşlığa geldi. Nermin Seçkin Hanım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Güzel enerjinizle bu akşam da iyi bir yayın yapacağımızı düşünüyorum sizin varlığınızla. Desteklerinizle. Şu anda ben Facebook'ta da kendi sayfamda paylaşıyorum. Ve bu kadarı da yeterli diye düşünüyorum. Bu akşam çok fazla güzel dosyalarımız var ama çok fazla uzatmayacağız. Amacım 45 dakikada bitirmek. Hep böyle söylüyorum, biliyorum ama başaramıyorum. Ama bu akşam sizi çok fazla beklemeden başaracağımı düşünüyorum. Bu işi de yaptık. Bu işi de yaptık. Evet. Evet ve böylece mesajları da görebilmek için şöyle yapalım ve atılan mesajları. Evet dostlar. Şu an son 2 dakika dostlar. Son iki dakika dedik. Şöyle beğenilerimizi yapalım. Nermin Hanım, sizin varlığınız yeter. 4 hesabınızın birden ünlü küreğinizden dolayı meşhur o köreğiniz sizin sosyal medya aleminde. Aslında hak etti mi karşı taraf? Fazlasıyla hak etti. Fakat Facebook şu ara teknik sebeplerle yine bir ceza furyası başlatmak için bahane arıyordu zaten. Bu da bahanesi oldu. Normal zamanda, başka zamanlarda ben epey paylaştım o kürek metaforunu. Sorun olmamıştı. Fakat biraz da şans diyelim size. Facebook'ta yani Meta yeni ismiyle ticari şirket olarak Meta'da iş sıkıştığı zaman teknik olarak çünkü yatırım yapması gerektiği zaman çok büyük 10 milyonlarca dolar falan yatırım yapması gerekiyor serverlarına. Bunu yapmaktansa yoğunluğu azaltmak. Bir de zaten siyaseten bu ülkelerde bizim ülkemizdeki durumda belli dezenformasyon yasasından dolayı. Onları sıkıştıran şey şu. Kendilerinin bordrolusu olarak, yetkilisi olarak burada bir irtibatta kişi tayin etmek zorundalar. Ve sonuçta o kişi aslında yürüyen haliyle bütün Meta'ya verilecek ihbarların, cezaların her yükünü kabul etmek zorunda. Yani bir adres oluyor. Ama şu anda dezenformasyon kurulu olsun, Cumhurbaşkanlığı iletişimi olsun bir şey yapmak istediği zaman Amerika'ya ulaşmak zorunda. Merkezine, Meta'nın. Ama bir irtibat burada bulunursa Amerika'ya gitme zorunda olmayacak. Bir de yurt içinde olmasından dolayı
oyunun kozları, kuvveti, oyun kurma hakimiyeti tamamıyla hükümetin eline geçecek. Meta gibi uluslararası küresel şirketler de, yani Facebook'un sahibi, Twitter'ın sahibi ve WhatsApp'ın sahibi, böyle bir şeye tabii zorunluğa girmez. Evet, şu anda 4 kişi olduk. Teşekkürler dostlar, hoş geldiniz. Kimler gelmiş görme şansımız var mı? Teknik arkadaşlara da bir söyleyeyim. Kimlerin şu anda herhangi bir beğeni yapmazlarsa, bir şey yapmazlarsa bilme şansımız şu anda. Bizim teknik olanağımız nedir? Anladım. Anladım. Evet. Evet dostlar. Hoş geliyorsunuz. Çaylarımız demli. Sohbetimiz erdemli olsun. Bu akşam yine aslında hafta içi ipuçlarını veriyoruz paylaşımlarımızla. Bu hafta içi çok değişik bakacağız ama olaylara. Yani vergiyi verenin, yani parayı verenin düdüğü nasıl çalacağını da konuşacağız aslında. Evet dostlar. Sesim nasıl? Görüntü, ışık nasıl? Nermin Hanım burada mısınız? Yavuz Bey. Anayasa Mahkemesi dezerve. Ha, şunu da bundan sonra programlarımızda şöyle yapalım canlı yayınlarda dostlarımız. Siz monolog olmasın. Benim konuşmamın içinde bana katılmayabilirsiniz. Beni onaylayabilirsiniz. Sadece onaylama mesajlarını istemiyoruz. Katılmadığınız, bana eleştiri yapacağınız veya ekleme yapacağınız yerleri lütfen yazınız. Yazınız. Dezenformasyonla mücadele yasasının ilk incelemesinin tamamlandığı yasanın esastan görüşmesine karar verdi. Bu normal. Ulu Kartal Finans, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda 21.02. 21.03 olduğunda başlayalım mı dostlar? Ne dersiniz? ...21.03'te başlıyoruz dostlar. Yavuz Aktaş, Koca Yürekli Türk, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Koca Yürekli Türk. Evet, böyle böyle, evet 21.03... artık başlayalım derim ben. Yavuz Bey, tüm hesaplarınızı geri aldınız. Nermin Hanım da tüm hesaplarına ceza geldi. O konuda bir görüşürüz yayından sonra. Evet ve bu haftaya başlayalım. Sevgili dostlar, öncelikle şunu bir tam ekran yapayım kendime. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz halk kürsüsü olarak. Öncelikle şunu bir aydınlatalım. Zaman zaman CHP bunu yaptı veya başka bir medya grupları meydanlara, şehir meydanlarına bir kürsü koyarak, bunun adına da halk kürsüsü koyarak, Londra'daki Hyde Park'tan esinlenerek halk kürsüsü olgusu faaliyeti yapmak istediler. Fakat bunlar Türkiye gibi bu coğrafyada, bu kültürde pek yürümez. Ama halk kürsüsü inat ve ısrarla geleceğin paradigmalarıyla geleceği kurmak üzere yola çıktığı için halk kürsüsünü Türkiye'nin tüm vilayetlerine götürdü. 71 vilayete götürdü şu ana kadar. Avrupa'da iki devlette, iki ülkede özel olarak var. Ayrıca kıta grubu var ve ayrıca diğer üç kıtada, yani Asya, Avustralya ve Amerika'da da halk kürsüleri var. Yani 71 vilayette halk kürsüsünü organize ederken her şehrin duvar gazetesi olmasını, oradaki milli Atatürkçü insanların ihtiyaçları, beklentilerini birbirleriyle paslaşmaları, paylaşmaları ve birbirlerini tanımaları anlamında, yani büyük birliğin oluşması anlamında bir fırsat olarak görüyoruz biz bunu. Lütfen değişik şehirlerdeki dostlarınızı o şehrin halk kürsüsü sosyal medya grubuna davet ederseniz, üye yaparsanız insanlar birbirini tanısın, insanlar birbirini görsün. Zamanı geldiğinde omuz omuza yol yürünecek,
O vakte gelinceye kadar insanlar birbirini tanısın. Kimin ne olduğu ortaya çıksın. Halk Kürsü şu haliyle bile artık STK'ları değil, partilerin bile ne olduğunu ortaya koyuyor. Gerçek yüzlerini. Şimdi konumuz da var. CHP'nin geldiği durum. Bizim CHP veya İyi Parti'ye yaklaşık masa kurulduğundan beri bir yıldan fazladır biliyorsunuz çok şiddetli eleştirilerimiz var. Bizi kınayan, bize buğuz eden veya İyi Partili dostlarımız oldu. Bakın makyajlar dökülmeye başladı. Halk Kürsüsü yine haklı çıkıyor. Bu artık tescil edildi. Türkiye'de bugün en büyük siyasal görüş kitlesi partiler üstü milli, tam milli partiler üstü Atatürkçü kitle. Şu anda siyasal olarak en büyük kitle bu. İyi Parti'deki son bir aydır, bir buçuk aydır milli cenaha doğru dürme, milli olma gösterme kendini gayretleri bundan kaynaklanıyor. Yani aslında büyüyen bir milli Atatürkçü, bağımsızlıkçı, partiler üstü bir kitle var, bir müşteri grubu var ve İyi Parti bir alıcı olarak, fikrini de satıcı olarak, bir küresel yapı olarak buradaki müşteri kitlesini gördü ve oraya hücum ediyor. Yani Profesör Doktor Kürşat Doğu'nun getirilmesi, sözcü yapılması çok milli bir hareket olarak göründü. Peki hemen akabinde küresellerde o kadar iş ve işlem yapmış, bakanlık da yapmış küresel konsorsiyumda. Fakı Baba'yı neden aldı o zaman? Yani kitleyi satın alabilmek için eyyamcılığa Kabe gibi gel, bana ne olursan ol gel, yeter ki iktidar yap beni, yeter ki milletvekili sayımı arttır, yeter ki hazineden daha çok milletvekili sayısına göre daha çok yardım alayım, daha çok para alayımın pazarlama taktikleri, pazarlama oyunları bunlar. Eğer milliyseniz Profesör Doktor Kürşat Zorlu'dan sonra Fakı Baba'yı almayacaksınız. Fakı Baba'yı alacak bir yapınız varsa Profesör Kürşat Bey'i almayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani her tarafa eyyamcılığa devam ediyor İyi Parti. Pazarlamacı. CHP İyi Parti'ye göre daha dürüst o konuda. Etnikçi, küresel, bölücü kitle tam olarak orada, genel merkezi olarak söylüyorum. Orada yerini buldu. O rengini tam olarak koydu. İyi Parti hala rayını bulamadı. İyi Parti hala kıyıda köşede kalanları toplamakla meşgul. CHP kendini artık konumlandırdı. Etnikçi, bölücü ve küreseller. Şu anda eğer Atatürk yaşıyorsa, olsaydı, Atatürk'ün partisi olduğu iddiasındalar ya, Atatürk yaşasaydı, Canan Kaftancıoğlu o partide olabilir miydi? Sezgin Tanrıkulu o partide olabilir miydi? Özgür Özel bugün böyle konuşabilir miydi? Bunları CHP'liler, genel merkezi söylemiyoruz, genel merkez ruhunu zaten küresellere sattı da, orta ve aşağıdaki yöneticileriyle, teşkilatları, taban teşkilatlarıyla sempatizan ve oy verenlerin bunları çok iyi düşünmesi lazım. Gülcan Hanım, hoş geldiniz. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi evet, bize ulaşabileceğiniz yerler Face'te kurumsal olarak Halk Kürsü Web TV Haber ve Halk Kürsü TV sayfalarımız var ayrıca. Derneğimizin kurumsal sayfaları. Ayrıca derneğimizin faaliyetleri olarak biraz önce bahsettim. 71 vilayeti kapsayan 51 yurt içi grup, 6 tane de yurt dışı grubumuz var. YouTube kanalımızdayız şu anda. Beraberiz. Twitter'da halk kursusu 01 ve haç kursusu. Instagram'da da haç kursusu veya halk haç kursusu. Buralardan bizi takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ve partiler üstü. Büyük Türk milli beraberliğini kurmak. Yani büyük Türk birlik beraberliğini ister sol cenah ister sağ cenah ki biz aslında bunu kabul etmiyoruz. Fakat günümüzün genel geçer akçesi insanlar bu şekilde daha net anlıyor. Bizim bir şiarımız var. Anlattığınız kadar değilsiniz, anlaşıldığınız kadarsınız. O zaman şimdilik
Çünkü bazı kesimler de bizi eleştiriyor. Hem Türkçülük yapıyorsunuz diyorlar, hem de öz Türkçe konuşmuyorsunuz diyorlar. Ama günümüzün genel geçer akçesini konuşmazsak sokaktaki insanımıza nasıl ulaşacağız? Biz o zaman kendi aramızda lümpen, çok dar, öz Türkçü bir grup, bir kulüp oluruz. Halbuki bizim amacımız halkın genelini bu işe dahil etmek. Halkın genelini bu işin içine sokmak. O zaman en azından şimdilik halkın çok net anlayacağı bir jargon, bir dille konuşulması gerekiyor. O yüzden böyle konuşuyoruz sevgili dostlar. Ve duyurduk sayfalarımızda. Sağ olsun arkadaşlar da yazdılar. Cumartesi günü Ankara'daydık. Ankara'da yine Türkçülük ve millilik anlamında bir şeyler yaptığına inandığımız, daha önce olduğu gibi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bey, gittik Türk bayrağı hediye ettik kendi adına yazılı kutusuyla. Doktor Sinan Ogan Bey ki zaten şu anda bizim Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de. Sonuçları biliyorsunuz. Bir başkaları varken bir aday daha çıkartmadı halk kürsüsü. Kimsenin çıkmadığı yerde Doktor Sinan Ogan elini taşın altına koydu. Halk kürsüste Doktor Sinan Ogan'la birlikte varız dedi, hadi çıkalım dedi. Kimsenin çıkmadığı ortamda. Kimsenin henüz Cumhurbaşkanı açıklayamadı ki biz 1,5 yıldır çıkartın bir milli Cumhurbaşkanı adayı destekleyelim dememize rağmen sevgili dostlar. Tarihçeyi biliyorsunuz. Arzu eden olursa ona o arkadaşlara da tekrar anlatırız. Ki yazdığımız eskiye geriye dönük şeylere bakarlarsa zaten mücadelemizi göreceklerdir. Neyse gelelim cumartesi gününe. Cumartesi günü Profesör Doktor Ümit Özdağ Bey ile Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek görüştük. Akabinde Doktor Vecdet Özbey, Adalet Partisi Genel Başkanı, Adalet Partisi Genel Merkezi'nde Ankara'da ziyaret ederek kendilerine Türk bayrağını takdim ettik. Ki biz partiler üstüyüz. Fakat bu kurumların ve bu ismini söylediği kişilerin Türklük anlamında, Türkiye Cumhuriyeti anlamında, Atatürk anlamında bir emekleri var. Bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler de yapmak istiyorlar. O zaman onlara destek olmak lazım. Biz de moral motivasyon olarak bu iki genel seçime girme yeterliliği olan iki partimizi ziyaret ederek, ki biz partiler üstüyüz. Bunu her zaman söylüyoruz. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Yani biz 12 partiyi 4 yıldır uğraşılarımızın sonunda 12 partiyi bir araya getirdik. Türkiye İttifakı'nı kurduk ki aslında 20'nin üstünde ama imza atanlar 12 tane. Efendim sonuçta Kasım ayının ortalarını bulacak veya o şeylerde ittifak açıklaması Ankara'da çok büyük törenlerle çok büyük bir mekanda ve çok da kalabalık bir şekilde. Hani biraz önce bahsettim ya, partiler üstü, Atatürkçü, milli bir kitle var Türkiye'de. Ve şu anda siyasal anlamda en büyük kitle, ölçülebilen rakamı %27 seçmenlerin içinde. %27'si partiler üstü, milli ve Atatürkçü, bağımsızlıkçı. O yüzden bu pastaya doğru yönelmeler olacak. CHP yönelmiyor dediğim gibi. Gülay Akşen Hanım hoş geldiniz. Ve devam edelim bu haberimizi de verdikten sonra. Ve geldik ekonomiye. Ekonomide Birleşik Kamu İş Federasyonu, bu arada saat 14 dakika olmuş ama zaten 3-4 geçe 10 dakikada geçtik, iyi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenmek, lüks beslenmek değil. Yani akşamları bilmem nereden sipariş, yok bilmem nereden telefonla evine getirin değil. Makul, mantıklı, evin ocağında pişecek bir yemekten bahsediyoruz. 4 kişilik aile ve sadece gıda. 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken gıda harcaması açlık sınırı 8.233 lira bu ay itibariyle. Peki kira, ulaşım, giyim derseniz, bir haneye, 4 kişilik bir haneye eğer 24.513 lira girerse o hane
fakirlik sınırında. 23 bin girdi fakir, 24.500 de sınırda koruyor. Peki şu anda evine 20 bin lira girenler, 25 bin lira girenler zengin olarak mı anılıyor Türkiye'de sosyolojik olarak? Bir zenginlik karinesimizdir ayda 25 bin lira para girmesi. İstanbul için olmayabilir ama Taşra'da, Anadolu'da bir haneye 25 bin lira para giriyorsa o ev zengin sayılıyor. Aslında giderlere yetmiyor da. Ama insani yaşam anlamında durum bu. Açlık sınırı 8.223, yoksulluk sınırı 24.513. Açlık sınırı Ekim'de bir önceki aya göre 556 lira arttı. Bunun dışındaki harcamalarda 580 lira arttı. Gıda 556, gıda dışı 580 lira arttı. Yani bir ayda 1000 lira arttı bir hanenin maliyeti. Ve 24.513 lira girmesi gerekiyor fakirlik sınırı için. Şimdi siz bakın, fakir misiniz değil misiniz? Yani bir laf vardır esprisi olarak, tırnak içinde söylüyorum. Pis fakirler. Şu andaki Türkiye'deki ekonomi yönetimi Türklere, Türkiye'ye tam anlamıyla tırnak içinde söylüyorum, pis fakirler ekonomisini dayatıyor. Şimdi kamu kur korumalı mevduat hesabı. Hatırlarsanız bu yıl başında biz dedik ki yapılamaz, ödenemez, kendi kendini yiyip bitiren bir sistemdir. Daha önce Özal da bunu denedi, olmadı. Özal hemen terk etti. Evet, sürünenlerin şükrettiği bir dönemdeyiz. Zaten sıkıntımız o. Hem sürünüyor hem de eyyamcılık yapıyor. Ben iki tane video yayınladım hafta içi. Ses analiziyle alakalı. Orada dikkat ederseniz birinde çok övüyor. Öbür videoda da neredeyse amiyane konuşarak hakaret ediyor. İki video aynı kişi. Şimdi kur korumalı mevduatta faizler genel olarak yükselmediği için Türkiye'de, hani faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur, şudur budur, NAS ekonomisi falan filan. Şimdi sonuç itibariyle faiz yükseltilmiyor. Resmi faiz, fiili faiz yukarıda. Faiz yükselmediği için ve kura da bir baskı olduğu için kur korumalı mevduatta faiz de kur da fazla artmadığı için, aradaki fark fazla olmadığı için emlaka göre, altına göre kazandırmıyor. Kur korumalı şu anda altına karşı veya emlaka karşı kazandırmıyor. Yani zararda değiller ama para kazanmıyorlar. Ve biz bunu söyledik. Mudiler para kazanamamasına rağmen hükümet bunları çeviremiyor. Bu ödemeleri çeviremiyor. O yüzden kura baskı yapıyor. Kura baskı yaptıkça da mevduat kaçıyor bu sefer. Yani kısır döngüye biz bir yıl önce söyledik yılbaşında gireceğinizi. O kısır döngüden hiç çıkamadılar zaten. Ve geçelim. Maliye uzmanı Selçuk Geçer. Nettir, rakam adamıdır. Fakat sosyalite tarafı da vardır. Sosyolojik olarak açıklar durumları. Diyor ki, piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını dile getiren Geçer, Kasım ve Aralık aylarında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkacağını söyledi. Şimdi burada bile Selçuk Geçer yumuşak geçiş yapıyor. Çok yumuşak geçiyor. Neden? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aralık ayının 20-25'i gibi dolar TL paritesi 23 liraları 24 liraları bulacak. Ne kadar frene basarlarsa bassınlar. Çünkü yılbaşı zamlarıyla ilgili şu anda zaten ücretlere, asgari ücrete ve diğer şeylere işverenlerin stopaj vergisini hesaplayarak şimdiden bütçe kanununa gelir kalemi olarak koyduğu için hükümet, oradan %53 asgari ücrete %53 zam geleceği anlaşıldı. Şimdi 5500 lira olan asgari ücrete %53 zam uyguladığınız zaman 8200 liralar falan yapıyor.
Şimdi 5500 lira olan para 8200 liralara çıktığı zaman mavi yakalıların eline geçen asgari ücretten yola çıkarak söylüyoruz. Döviz, altın, bu fazla parayı, piyasaya girecek olan bu fazla parayı, onlara göre fazla para almak için kendi fiyatını yükseltecek. Yani dolar yükselecek otomatikman. Çünkü doların şu anda bastırılmış bir yükselme arzusu var. Zorunluluğu var, bastırılıyor. Böyle bir kaynağı görünce onu tutamaz. Doları hiçbir hükümet tutamayacak. Eğer 23 liralar, 24 liralar arasında da durursa ocağın ilk ayında, ilk 10 gününde, ilk 10 gün ayın 10'u veya 12'si, oraya kadar. Eğer 23-24'te durursa şanslıyız. Buna emin olun sevgili dostlar. Ve hükümet öyle bir müjde verdi ki, öyle bir müjde verdi ki, müjdenin sahibini Türkiye'de arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Ekonomik müjde. Şimdi şöyle bir ekonomik müjde. Şartlara bakın. Ev alana, bir ev alana 300 bin lira destek. Yani biz hazineden, bizim paramızdan o ev alana 300 bin lira destek verecek. Müteahhitin cebine koyacak. Evi satın alanın lehine. Peki kimler için yapacak bunu? Bir, kadın olacaksınız. İki, ölümden dolayı dul olacaksınız. Yani eşinizden boşanırsanız olmuyor. Ölü olacak. İlla adamı öldürecek diyelim esprisi. Ve iki çocuk, bir çocuk yetmez. Onlar çünkü insan değil. En az üç çocuk olacak. Şimdi şartlara bakın. Kadın, kocası ölümden dolayı henüz kadın dul olmuş olacak. Üç tane çocuğu olacak. Cebinde 1 milyon ya da 1,5 milyonu olacak veya bankanın 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon kredi açabileceği kredibilitesi olacakmış. Hükümet de 300 bin lira destek verecekmiş. Şimdi Türkiye'de kaç kişi bu şartlara uyuyor? Bakın ben size söyleyeyim. Ya 50 tane ya 20 tane. Ama 51 değil. Neden? Bu destek sadece konuşmada satır doldursun. İlgili kişiler konuşurken şunu da yaptık, bunu da yaptık diyebilmek için boş torba, lafı güzel, tam bir sallamasyon, ekonomik bir temeli, sosyolojik bir temeli olmadan, hesap kitabı olmadan söylenmiş bir şey. İkinci ihtimal. Bunu yapanın ikinci ihtimal. Hani Hristo Diyanet'te, Diyanet Dip'te bir tane 2 yılda bir, 3 yılda bir baldızı için fetva çıkaran bir fetva kurulunda birisi var ya. Hani hep baldızı helal kılmaya çalışıyor. Herhalde kendi baldızıyla işi var. Burada da herhalde birinin bu şekilde bir iyilik yapacağı biri var. Öyle diyelim. Adıyla, sanıyla, bir tek adını soyadını yazmamış şartlarda o kişinin. Kime 300 bin lira verilecekse. Bakın, fiili olarak bu şartlara uyan insan sayısı 50'yi geçmez. Kocası ölümden dolayı ölmüş olacak, kendisi dul olacak, kadın olacak, 3 tane çocuğu olacak. 1,5 milyonluk, 2 milyonluk evi de alabilir bir ekonomik kapasitesi olacak. Anlatabiliyor muyum? Kaç kişi var Türkiye'de? Lafı güzel. Boş beleş işler. Sevgili dostlar, bu ülkenin %10'unun refahı için ve yaşadığı refahı %10'unun diyorum. Aslında %5, %6'sı da biz %10 diyelim. Bu ülkenin %10'unun refahını, o şaşalı, tantanalı yaşamını oralarda buralarda göstererek hiç dizilerde, televizyonlarda izlediğiniz dizilerde hiç dilenci var mı? Hiç gecekondu evi var mı? Gerçek hayatla benzeşen, aynen. Var mı? Yok. İstanbul'da hiç dilenci yok. İstanbul'da çekilen dizilerde hiç dilenci çıkmıyor. Nedense. Bu ülkenin %10'unun yaşadığı makro refahı, geri kalan
köleleştirilmiş. Üstüne binilen. Sağılan. %90'la halk kitlesine pazarlaya bitiremediler. Bu ülkenin sadece %10'u kendini kurtarıyor. Zengin de değil. Zengin %3, %5. %10'u kendini kurtarıyor. Fakat bu %10'un yaşadığı hayatı geri kalan %10'a pazarlaya bitiremediler. Bu tespiti yapan da rahmet olsun Profesör Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı şu anda Hüseyin Baş. Çok da doğru bir tespit. Şimdi NAS'la alakalı faizdi, enflasyon sonuçta o onun başıydı, bu bunun kuyruğuydu ile ilgili bir fıkra anlatalım. Sevgili dostlar hep söylüyorlar, çok ciddi gidiyorsun, ara sıra araya fıkra koy. Yani sen aslında espiritüel adamsın, güzel şeyler söylüyorsun arada. Kimsenin şey yapmadığı, bakmadığı yönden araya şey koy diyor. Biz de bir fıkra anlatalım şimdi ekonomiyle alakalı. Hastanın bir doktor hastanın tansiyonunu ölçüyor. Tansiyonunu ölçüyor, biraz yüksek. Hocaya durumu anlatıyor. Hoca diyor ki, büyük hoca, baş hoca, profesör, tuz verelim. Ama hocam diyecek oluyor doktor, tuz ver oğlum, benden daha mı bileceksin diyor. Bir kaşık tuz yalatıyorlar. 10 dakika sonra bir daha ölçüyorlar tansiyonu. Tabii tansiyon yukarıda, daha da yukarıda. Hocam falan yükseldi, siz yine bir tuz verin diyor. İtirazlar falan, bir tuz daha, böyle 3-4 tur tuz veriyorlar. En sonunda tansiyonu ölçerken adam artık gidiyor. Gözler mözler her şey dönmüş, gidiyor. Ve son seferinde yine tuz veriyorlar. Sonradan öğreniyorlar ki hocanın, hoca dediklerinin tıpta diploması yokmuş. Anlatabiliyor muyum? Bizim de şu anda bindiğimiz bu otobüsün direksiyon mili kırık. Direksiyon mili kırık. Rot balansın zaten Allah'lık. Önümüzde uçurum. Ve Işıltılı Nebati. Neoklasik düşünceleri epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşımı ve giderek ön plana çıkan davranışsal bozukluğunun nöro, psikiyatri gibi alanların daha fazla önem kazanmakta olduğunu görüyor. Hala. Işıltılı ışıltılı görüyor ama. Bu Işıltılı Nebati 7 Aralık 2016'da. Yani neden hazineden, yani hazine veya ekonomi olması önemli değil. Bir şeyin sekreteri olmasının sebebi o işi biliyor olması değil. Hele hele ekonomi hiç bildiğinden değil. Sadece 7 Aralık 2016 dahil ve birkaç başka yerde milletvekilliği döneminde güven sağladığı için. Ne iş olsa verin, güvenilir adamdır. O kadar. İşi biliyor, iyi iş yapar. Öyle bir liyakat aranmıyor. Sadece sadakat. Kendi ölçeklerinde sadakat ölçeğine göre görev taksim yapılıyor şu anda. Küresel konsorsiyum iktidar yapısında. Ne oldu? Işıltılı Nebati 7 Aralık 2016'da İstanbul Aydın Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir program kapsamında konuştu. 7 Aralık 2016'da şöyle dedi. Allah 15 Temmuz'u bize bir ikram olarak verdi. Şöyle devam ediyor. Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi diyorum ben. Hem kendimizi bildik, hem kendimizi tanıdık. Hem bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin büyük bir tecrübe edinmiş olduk. 246 şehidimize ve 2000 üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram olarak düşünüyorum ben, dedi Işıltılı Nebati. Yani iyi ki öldüler diyor. Biz diyor istediğimizi daha rahat yaptık bu sayede. Kendimizi daha iyi bildik diyor bu sayede. Konu bu. Sosyolojik, insanlar ölmüş. İnsanlar sakat kalmış. Trilyonlar yok olmuş maddi değer anlamında. Hala kendi anlamlarında kazançın ne olduğuna bakıyorlar. Evet Nermin Hanım, neospiritüalizm. Evet çok haklısınız. Ve
spiritüalizmin baş spiritüali söyleyeyim size bir tane. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki. Çok şükür şimdi kendine yeten bir ülkeyiz. Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor. Fazlasını dışarıya satıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ya Haseki'nin özü mü üveyim bilmiyorum da. Özaseki diyelim. Adı öyle olduğu için adıyla kimseye şey yapılmaz çünkü. Sen nerede yaşıyorsun Özaseki? Bu iş senin Kayseri'deki köprüye benzemiyor. Hala Sayıştay'ın aradığı köprü var ya. Hani belediyeyken hani sen ödedin, faturaları girdin. Anladın? Hatırladın mı? Özaseki. Köprü köprü. Üst geçit. Yok. Olmayan. Gene rüyalarda, güne hülyalardasın. Aynı ülkede yaşadığımıza emin misin Özaseki? Şimdi Katar'dan sonra Katar'ın askeri öğrencilere önce sonra sivil öğrencilerine de açıldı. Fakat şimdi Katar'dan sonra Arnavutluk askeri öğrencileri de sınavsız olarak tıp, diş hekimliği ve eczacılık okuması tek imza ile onaylandı. Tek imza ile. Askeri öğrenci. Bakın askeri öğrenci. Siz Putin'in, Vladimir Putin, şu andaki Rus çarı, Vladimir Putin'in 20'li yaşlarda İzmir Alağa rafinerisinde işçi olarak çalıştığını biliyor muydunuz? Bir bilgi daha ekleyeyim size. Kocaeli İzmit Seka fabrikasında da çalıştığını mühendis olarak biliyor musunuz? Alağa'da işçi olarak dediğime bakmayın, mühendis. Mühendis olarak. Yani kimlik oydu. Bunlar da askeri öğrenci. Her okulda tek imza ile okutuluyor. Kimin ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Güvenlik araştırması ne durumda bu kişilerin? Bunların hepsi de hesabı sorulacak. Şimdi ve partizanlığın bir örneğini verelim. Şu anda hem ekonomi hem iktidarla ilgili bölümdeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversitelere ücretsiz yemek dağıtan seyyar arabalarla yemek üniteleri gönderiyor. Katip Çelebi Üniversitesi'ne de gönderiyor her gün. Fakat Katip Çelebi Üniversitesi'nin rektörü bu ücretsiz yemek aracının, öğrencilere yemek dağıtan belediye aracının Katip Çelebi Üniversitesi'ne girişini yasaklıyor. Yeni yeni bu hafta. Çocuklarını bu kadar düşünen bir müdür. Yani isminin rektör olduğuna, dekan olduğuna bakmayın. Bunlar müdür. Çocukları yani eğitimle, öğretimle alakalı bir müdür. Bunların da birinci görevi onlara emanet edilen çocukların sağlıklarını, giyinmesini, yemesini, içmesini birinci derecede İAŞ'e ve ekmalini sağlamak zorunda. Halk çocuklarını bu şekilde emanet ediyor. Etmesi gerekiyor. Veya milli yapı iktidar olduğunda öyle olacak. Tüm çocuklar, okula giden tüm çocuklar ilgili kişilere emanetler, en değerli emanetler olarak verilecek. Onlar da öyle görecekler. Eğitim, öğretim böyle yapılır. Ama burada üniversite kantinler para kazanıyor. Kantinlerin para kazanmasını önlemek için ücretsiz yemek aracının içeri girmesini önlüyor. Ticari hoca, parayı seven hoca, kantinciyle ne işin var? Birinci sorum daha bu. Eğer dezenformasyon ediyorsun, İdris kardeş, gel beni dezenformadan al bu haberden dolayı. Ben bir konuşayım, asıl sorularımı o zaman sorayım. Senin bu rektörünün neler içinde olacağını da buluruz beraber seninle beraber. Sen de onu koruduğun için bu sefer ben seni mahkemeye veririm. Ve Konya Büyükşehir Belediyesi. Şu anda Türkiye'nin en borçlu 4. belediyesi. Konya Büyükşehir Belediyesi. 2022 yılı bütçesi 2021'de 2.6 milyar lira olan bütçesi 2022'de 4.5 milyar liraya yükseldi. Şimdi belediyenin bütçesi %70 bir yılda %70 çevireceği para nasıl artar? Üretimle, yeni bir hamleyle, gelirle artmaz. Sadece
devletten gelecek, hazineden gelecek belediye yardımı, nüfus başına, kelle başına para gönderir hazine, aldığı genel ulusal vergilerden. O paraya güvenerek bütçenizi arttırırsınız. Yani daha ortada olmayan, ne olacağı belli olmayan gelecekteki havadaki kaz için, tamam mı, yol, yerde yol yürürsünüz. Nihayetinde de öyle oldu. Peki bu emek verilmemiş arttırılan bütçenin 2.872.000 lirası nereye harcanacak biliyor musunuz? 250 kişi ücretsiz olarak Kudüs'e geziye götürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Türkiye'nin en çok dördüncü belediyesi, en borçlu belediyesi, bütçesini 2.6'dan 4.5 milyar liraya bir yılda arttırıyor bütçe. Yani fiili de artmıyor, kağıt üstünde arttırıyor. Yapacağım, edeceğim, uçacağım, kaçacağım. Yaptığı işlerden biri 2.872.000 liraya 250 kişi. Yani adam başı ne kadar biliyor musunuz? 100.000 liradan daha fazla para harcıyor. Kudüs gitsin. Kişi başı 100.000 liradan fazla para harcanacak. Yani altın kaplama klozetlerde mi oturtacaksınız bu 250 kişi gittikleri yerde? Zaten 2018-2019'da da 13 Aralık 2018 tarihinde ihaleye çıkarttı. Borç harç içindeyken 24 Ocak 2019 tarihli sözleşmede de belediye 842 metrekarelik bir alana, yani belediye seçime gidiyor. Belediye başkanı gelip gelmeyeceği belli değil. Seçim var. Gider ayak. 842 metrekare bir alana 3.670.000 lira. Bugünün parasıyla değil. Döviz kuruna endeksleyin. 2018 Aralık, 2019 Ocak'tan bahsediyoruz. Şimdiki parayla 3.800.000 denilen para, şimdiki parayla 14.000.000, 15.000.000 lira. 850 metrekare araziye 14-15 milyonu nasıl masraf edersiniz ya? Nasıl sığdırıyorsunuz bu parayı? Şimdi haklarını yemeyelim. İktidar partili millet, belediye encümenleri Ankara'da, Ankara'daki belediye encümenleri iktidar partisinin, ama öyle ama böyle bir önerge getirdiler. Dediler ki su fiyatı %50 düşürelim. E tabii mecliste çoğunlukta olduğu için Ankara'da su fiyatları %50 geri geldi. Ankara'daki bu %50'yi bazıları şöyle şey yaptı. CHP tandanslı bilmem ne. İşte yok, Mansur Başkan'ın elini sıkıştırmak da şöyle de çok siyasal hareket de. Ve böyle kaldı. Biz dikkat ettik. Hiçbir siyasi, hiçbir belediye başkanı veya partililer, CHP'liler, İYİ Partililer şunu demedi. Neyi demedi biliyor musunuz? Ankara'da su fiyatları %50 düştü. Bu halkın yararına bir şey. Okey. Anlaştık. Bunun tüm Türkiye'deki tüm belediyelerde uygulanması. Eğer Ankara Belediyesi'nde su fiyatı %50 düşürülebiliyorsa bunu diğer belediyelerde yapabilir. Öyle değil mi? Ankara Belediyesi'nden hangi belediyenin neyi eksik? Neden Konya Belediyesi'nde istenmedi? Konya Belediyesi'nden de talep edelim şimdi. İstanbul Belediyesi'nden de talep edelim. Bursa Belediyesi'nden de talep edelim. Antalya Belediyesi'nden de talep edelim. Adana Belediyesi'nden de talep edelim. Samsun, Düzce. Hadi. Ankara için istiyorsunuz %50 indirimi. Bunu Üçler Çayır abi, hoş geldin abi. Evet, Urfa Belediyesi için de isteyelim %50 su indirimini. CHP'liler bunu niye istemiyor? İyi Partililer, encümen azaları için söylüyorum, bütün partilerdeki, niye istemiyorlar? Şimdi özlediğimiz bir hareket. Çok doğru bulmuyoruz. Fakat temelde beğenmediğimiz, istemediğimiz bir şey olsa da içinde güzel bir şey vardı. Doktor Ahmet Eşref Hakıbaba AKP parti üyeliğinden istifa ederken
ayrılırken partiden. Şu anda milletvekiliydi. Milletvekilliğinden de istifa etti. Öncelikle bunu bir takdirimizi, güzel bulduğumuzu, olması gerekenin bu olduğunu beyan edelim ve hakkını teslim edelim. Fakat aynı Doktor Ahmet Eşref Fakı Baba, ben şöyle yazdım. Partisinden ayrılırken oylarını aldıklarına saygısızlık etmedi, milletvekilliğinden de istifa etti. Özlenen durum dedim. Fakat şimdi bu aynı Doktor Ahmet Eşref Fakı Baba daha önceki yıllarda Suriyeliler için, Tarım Bakanıydı o zaman, şöyle demişti. Suriyeliler kendileri gitmek isterlerse dahi biz göndermeyeceğiz demişti. Ve AKP'den istifasının akabinde dün salı günü mini miting meclis çatısının altında bizim paralarımızla miting yapmalarıdır o. Anlatabiliyor muyum? Grup toplantısı falan değil. Grup toplantısı genel başkanla milletvekilleri o hafta mecliste nasıl çalışma yapılacak, neler nasıl yapılacak onun organizesi içindir. Fakat halkı koyup da partizanlarınızı, sempatizanlarınızı alıp şovmenlik hareketlerine döndüğünüz zaman o günkü tüm mesai benim vergilerimle lambası yanıyor, görevliler çalışıyor benim vergimle ve orada benim oy vermediğim bir parti, herhangi bir parti, bütün partiler için söylüyorum, miting yapıyor benim paramla. Hayır, yapmak istiyorsan çıkacaksın dışarıda, kendi paranla yapacaksın o şovu. Bunların hepsi düzeltilecek. Milli Yapı iktidar olduğunda Milli Yapı'nın lehine bile olsa bu tür şeyler olmayacak. Şimdi gelelim mevzuya. Mevzu şu. Fakı Baba'yı istifa etti AKP'de. İYİ Parti'ye katıldı dün. İYİ Parti'ye aldı. Milletvekili değil ama eski bir bakan, eski milletvekili olarak tabii ki bir duruş olacak, bir şey olacak. Bir şey diyemiyoruz. Çünkü milletvekilliğinden istifa ederek geldi. Ona bir şey diyemiyoruz. Fakat daha önce Suriyelilerle ilgili söylediği bir şey var. Ama İyi Parti bundan önce, İyi Parti bundan önce milli cenahta, milli cenaha eyyamcılık yapmak, bu akşamki canlı yayının en başında belirttiğim üzere el sallamak için Profesör Doktor Kürşat Bey'i aldı. Transfer etti. Orta Asya Üniversitesi'nden getirdi. Ve bunu da getirirken Kürşat Zorlu, biz dedik ki milli ve kaliteli biridir. Hayırlı olsun. İYİP Zorlu'yu PR için değil de birikimi için transfer ettiyse ne ala. Peki hemen akabinde illa üstüne basacak, illa pasifize edecek Profesör Doktor Kürşat Zorlu'yu. Şimdi Kürşat Zorlu'yu şahsen tanıyan bir insanım. Yani çok uzun süre teşviki mesaimiz olmadı ama tanıştık, görüştük kongrede, kurultayda falan. Son derece birikimli bir insan. Genel başkanı diyor ki İYİP'in, dur dedim durdu, gel dedim geldi. Biz de yorum yaptık buna. Dedik ki dakika bir, gol bir. Milliyetçilere hizmet eri olarak görülmekten kimse, milliyetçiler hizmet eri olarak görülmekten kurtulamayacak mı? Peki böyle bir milli hareket çekiyorsun, milli cenahın gazını alacaksın. Hemen aynı şeyde öbür tarafa da, ya ben Kürşat Zorlu'yu alıyorum ama bakın sizden de alıyorum. Bir sağdan alıyorum, bir soldan alıyorum. Havası yaratır şekilde. Fakı Baba'yı aldığınız zaman Suriyeliler gitmek istese de gitmeyecek, göndermeyeceğiz diyen birini, bugünlerin de müsebbibi olan hükümetlerde bakanlık yapmış birini siz partinize alırsanız, acaba bugünlerin müsebbiplerini temizlemek için kendi partinize alırken araya bir tane yanlışlıkla Kürşat Zorlu gibi, Profesör Doktor Kürşat Zorlu gibi milliyetçi çeşni olarak koyup milletin gazını mı alacaksınız? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bu ancak sizin kendinizi tatmininizdir. Görünen köy, kılavuz. İyi Parti
Aynen şu zincirde, şu mantalitede. Oyumu, PR'ımı, milletvekili sayımı, hazineden parti yardımımı arttırayım, parayı arttırayım da ne ideolojisi, ne memleketi. Boşver. İmza İYİP. Hareket tarzı tamamıyla budur. Şu anda İYİP'in çizdiği yol bu. Piyasal, çıkarsal, medyatik hareketler bunlar. O yüzden biz de diyoruz ki 10 puan, 10 puan, 10 puan bu hareketlerine. Piyasal, çıkarsal, medyatik hareketler. Işıltılı bir sürü laf söylüyor. Biz de söyleyelim, uyduralım bir şeyler. Peki soruyoruz İYİP'e. Peki halk için ne yaptın? Sıfır. Otur yerine. Ve Kılıçdaroğlu. Dikkat ederseniz Fincancıoğlu kimyasal silah mevzularında Kılıçdaroğlu topa fazla girmiyor. Elemanları da sokuyor. Özgür Özel gibi. Ama Kılıçdaroğlu piyasal hareketlerini bırakmıyor. Ne yaptı? Türbanı yasaya bağlayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Altın pas. 60 yıldır buna uğraşanlara dahi cesaret edemedikleri pası Kılıçdaroğlu attı. E ne de olsa küresel kardeş. Küresel kardeş. Kardeş kardeş yaşayacaklar. 14 seçim kaybetmişsin, vermişsin. Kaybetmedin. Kardeşine kazandırdın. Kılıçdaroğlu. Anlatabiliyor muyum? Biz senin mücadele ediyormuşsun zannetmişiz hep. Sen mücadele bana etmemişsin. Beraber çalışmışsınız. Neyse. Yumurtanın 90 lira. Peynirin 120 lira. Mazotun 27 lira. Ekmeğin 5 lira olduğu bir yerde türbanı yasaya bağlamak mıdır bu milletin, bu halkın birinci sorunu? Kılıçdaroğlu, sen nerede yaşıyorsun? Bakın sevgili dostlar, insanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerine bakmayın. Ne yaptıklarına bakın, icraatlarına bakın. Bizim halkımız senelerce, on senelerce hep sloganlara ve laflara baktı. Hep sloganlara ve laflara baktı. İcraata bakmadı. Hiçbir siyasi partiden seçimdeki vaatlerini teminat altına al. Yapamazsan ne olacak? Şunu vereceğim, iki tane anahtar vereceğim, araba, şu, bu, ev sahibi yapacağım diyorsun ya. Yapamazsan ne olacak? Sen cekcaklı konuşuyorsun, benden oyumu istiyorsun, ben oyum veriyorum. Sen bana bir şey vermiyorsun. O zaman burada bir aldatmaca var. Aldanan birileri var, aldatan da birileri var. Ve bu aldatıcılar, aldatanlar meslekleri siyaset midir, çakılı mıdır, ağa mıdır? Zaten kendi partilerinde delege ağalığıyla genel başkan oluyorlar. Kendi partilerinin içinde demokrasi olmayan insanlar ülkeye demokrasi mi getirecek? Adalet mi getirecek? Böyle bir şey dünya yazmaz. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla bizim parti purtiye ihtiyacımız yok. Tabii ki Bozkurt Paşa'mız, ebedi liderimiz bunu çok daha düzgün söylemiş. Zaten bizim de haddimiz değil. Demiş ki Mustafa Kemal Atatürk 1920'li şartlarda, bizim partilere ihtiyacımız yok. Milli birliğe muhtaçız. Gazi Mustafa Kemal. Şimdi bakın sevgili dostlar. Mustafa Kemal Atatürk, Bozkurt Paşa, Türkiye'nin ta 1916'lardan başlayarak kurtuluş ve kuruluşunu planlarken, fiili harekete geçerken ve devam ederken ve devrimler döneminde siyasi partilerle Türkiye'yi kurtarmadı. Türkiye'yi siyasi partilerle kurmadı. Derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, bağımsız milli halkın kurduğu sivil toplum örgütleriyle kurdu. Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti sevgili dostlar. Hatırlayın. Peki parti yok muydu? Vardı. Osmanlı Meclisi'nde 40'ın üzerinde parti vardı. Kapatıldığında, meclis kapatıldığında 26 parti mecliste milletvekili vardı. 26 değişik partinin milletvekili vardı. Fakat Atatürk
Ki İttihat Terakki'nin de kurmay başkanlığını yaptı hareket ordusunun. Çorlu'ya kadar geldi hareket ordusuyla. Orada ayrıldı İttihat Partisi, İttihat ve Terakki'den. İstanbul'a girmedi İttihat Terakki ile. Niye partiyle kurtuluşu ve kuruluşu yapmadı da sivil toplum kuruluşlarıyla yaptı? Sevgili dostlar, Atatürkçüyüm. Ben Atatürkçüyüm diyorsanız bunları düşüneceksiniz. Neden partilerle yapmadılar? Sivil toplum kuruluşu, derneklerle, bağımsız, partiler üstü, milli derneklerle Türkiye'yi kurdu ve kurtuluşunu yaptı ve kurdu. Bu çok önemli. Zaten bunun dengesini bulduğunuz zaman otomatikman partiler üstü, bağımsız, milli oluyorsunuz. Türkçü oluyorsunuz. Atatürkçü oluyorsunuz o zaman. Atatürkçü olmak, Türk öğün çalış güven, atam izindeyiz, bayrak salladım iki tane Atatürkçü. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Türkçü olmak, Atatürkçü olmak bilgi birikim işidir. Kültür işidir. Zeka işidir. Bileceksiniz, öğreneceksiniz. Empati yeteneğiniz olacak. Keresteden Atatürkçü olmaz. Kereste insanlardan Atatürkçü olmaz. Türkçü hiç olmaz. Başkasının acısını kendi acınız gibi hissetmediğiniz zaman Türkçü olamazsınız. Atatürkçü de olamazsınız. Ve problemleri sevgili dostlar. Şu ana kadar hep problem üretenleri anlattık aslında. İktidarmış, muhalefetmiş, resmi muhalefetmiş. Onlar aynı kardeşler, küresel kardeşler. Yaptığımız şey aslında o bunu demiş, şu şunu demiş derken yaptığımız şey hep problem üretenleri anlattık. Problemler üzerine. Problemleri sevgili dostlar, problemi üretenlerle birlikte çözemezsiniz. Problemi çözmek istiyorsanız o probleme sebebiyet veren problemi üretenleri göndereceksiniz. Uzaklaştıracaksınız. Ya da siz uzaklaşacaksınız. Bunun başka problem başka türlü çözülmez. Problemi çözen hala oradaysa o problemi çözemezsiniz. Ve küresel etnikçiler tabii ki söyleyeceğiz. Türk Tabipler Birliği'ne ben yazımı aynen okuyorum buradan. Tekrar da devam ediyorum. Günün geçer koşullarından güç alarak söylemiyorum bunu. Daha hakkında savcılık soruşturması yokken polis başlamadan önce Fincancı'ya ben bunu yazmıştım zaten. Türk Tabipler Birliği Başkanı Tabipsi kendisine karşı dünyada ilk defa kimyasal silah kullanılan Türk askeridir. Ve tarihte hiçbir zaman kimyasal silah kullanmamıştır Türk ordusu. Türk ordusunun envanterinde yok kimyasal silah. Kimyasal silaha karşı mücadele malzemeleri var. Kimyasal silah yok. Anlatabiliyor muyum? Önce burada bir anlaşalım. Ve Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftira atan Fincancı'ya, Fincancı katırlarını ürküten Fincancı'ya kim destek verdi? Küresel etnikçi bölücü Kaftancıoğlu. Ne dedi? Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum. Şebnem Hoca'yı susturamayacaksınız. Şıracının şahidi Bozacı. E zaten hocam diyor. Hocam diyor. Hocası. Ve İstanbul'un göbeğinde şaşırtan bir ilan camda. Hem de iyi bir muhitte yani. Öyle Sultanbeyli'de, Samandıra'da, şurada burada değil yani. İstanbul'un göbeği bir semtte. İlanda şöyle diyor. Türkçe yazılmış bu ilan. Türkçe bilen satış elemanı aranıyor. Gayet de güzel bir Türkçe yazılmış. Tekrar ediyorum. Türkiye'de İstanbul'un göbeğinde en nezih semtlerinden birinde iş ilanı var. İlan Türkçe yazılmış, Türk diliyle yazılmış. İlanda şu yazıyor. Türkçe bilen satış elemanı aranıyor. Tabii ki Şenol Bey, öncelikle trafik, önce sağlık. Yani yayını izleyeceğim diye bir şey yok. Önce sağlık, önce trafik lütfen. Zaten bunu biz kabul etmeyiz. Hayırlı yolculuk diliyorum size. Sevgili dostlar, birisi sizin yanınızda veya size yeni Türkiye diyorsa, konuşmasının içinde geçiriyorsa,
başka bir yerde, başka bir şekilde de Türkiye'li kelimesi, sıfatı geçiyorsa konuşmasının içinde, o kişiden kesinlikle uzak durun. O kişi küresel. Emperyalizmin uşağı. Yani illa emir alan örgütün içinde çalışıyor, emir komuta zinciri içinde çalışmasına gerek yok. Gazete okuyan mahalledeki Ahmet abi, bakkal Hasan amca, emekli mahalle teyze. Anlatabiliyor muyum? Konuşurken bile, konuşmasının içinde yeni Türkiye veya Türkiye'li sıfatlarını kullanıyorsa kafa emperyalizme esir olmuş. Bitmiş o. Emperyalizme yenilmiş. Bitmiş. Ondan uzak durun. Ve geleceğiz Türkçe alfabeden dolayı, Türk alfabeden dolayı düşünce üretemeyen meşhur PR'cı, seçimler yaklaştığı için ben de buradayım, ben de buradayım, ben de varım diyecek olan, demiş olan pek de Mahirzade Mahir Ünal. Türkçeden dolayı ben yazdım. Türkçeden dolayı düşünce üretemiyormuşsun galiba. Mahir Ünal, sen bir düşünce üret, biz onu Türkçe'ye çeviririz ya. Sen sıkma canını. Yeter ki düşünebil. Var mı o beyin? O kültür, o altyapım var mı? Kafaya saç ektirmekle daha akıllı olunmaz. Mahir Ünal. Anlatabiliyor muyum? Senin kafan, düşüncelerin o ektirdiğin saçlarda kalmış. Arada Türkçe'ye takmaya çalışıyorsun. Sen herhangi bir düşünce ürettin de buna Türkçe mi engel oldu? Hiç kimse düşünemiyor olmasının sorumluluğunu Türk alfabesine atmasın. Bir kere etnoloji, tekrar ediyorum. Etnoloji ve etimoloji. Bunlar iki ayrı bilim dalı. Etnoloji ve etimoloji bilim dallarının ismini dahi duymamışsa bir daha milliyet, dil, o, ırk kimse konuşmasın. Haddi değil. Ve Mahir Ünal Türk alfabesine sataşırken konuşmanın içinde bizim düşünce hayatımızı bilmem ne falan filan falan filan bir sürü boş edebiyat yaptım. Ama cümlelerin içinde bizim kelimesi geçti. Bir sahiplenme, bir gruplandırma sıfat olarak yani konuşabiliriz yapısının. Bizim. Mahir Ünal, o bizim dediğiniz kimler? Bunu hiç kimse sormadı. Halk kürsüsü Ramazan Seyit soruyor. Mahir Ünal'a soruyor. Konuşmanın içinde bizim dediğin, o biz dediğin, o bizler dediğin kimler? Kimsiniz siz? Kimleri kastettin? Bir açıkla. Biz ona göre sana bir alfabe ayarlarız, şey yaparız. Maynun'a Türk alfabesini istemediğini değişik kelimelerle beyan ettin. Sürekli bunu da yapıyorsun. Beyan ettin. De. Neden gerisini getirmiyorsun? Hangi alfabeyi istiyorsun Mahir Ünal? İşte diğer partiler, diğer siyasetçiler bunu da sormuyor. Mahir Ünal, peki sen hangi alfabeyi istiyorsun? Soruyorum şimdi. Arap alfabesini mi istiyorsun? Senin Osmanlıca dediğinin sadece alfabesi Arapçaydı. Konuşma dili Türkçe ağırlıklı olmak kaydıyla Arapça, Farsça ağırlıklı kelimeler vardı. Ya da senin öz alfaben, iç alfaben olan Ermeni alfabesini mi istiyorsun? Ya da şöyle yapalım. Mahir Ünal, sana halk kürsüsü olarak açık teklif. İstediğin kadar mühlet. İstediğin dedenin, hani dedelerinizin mezar taşını okuyamamışsınız, cahil kalmışsınız ya. Eğer varsa İstediğin dedenin okuyamadığın mezar taşını kanıt olarak getir. İstediğin Osmanlı metnini getir. Biz onu çevireceğiz Türkçe'ye. Sen okumanı isteyeceğiz. Bakalım ne anlayacaksın. Yani anlayıp anlamamanın harflere mi bağlamış? Edebiyatını, yazım dilini, yani harf karakterlerinden bağlıymış, anlama kapasitesiyle mi alakalıymış, onu biz sana net göstereceğiz. Nerede göstermek istiyoruz biliyor musun? Finans sende, güç sende, her türlü olay sende. Topla kurultayı, çalıştayı.
Sen getir dilcilerini. Ne kadar deli kadir fesliğin varsa, fesli kadirin varsa getir. Anladın mı? Mustafa Armağan'ını getir. Kimi getirirsen getir. Biz de kendi dilcilerimizi getireceğiz. Kongre yapalım. Kurultay yapalım. Çalıştay yapalım. Adını ne dersen de. Yeri de sen belirle. Biz varız. Mahir Ünal. Her mikrofonu bulan böyle mikrofonik alfabe gecede cahil kaldık. Ya neyin cahili? Dedeleriniz allameydi. Hepsi filozof. Alfabe bir gecede değişince cahil mi kaldılar? Ne yani? Siz hepiniz allame, molla, filozof torunu musunuz? Ki benim soyadım Molla Ahmetoğlu. Benim sülale ismim Molla Ahmetoğlu. Ben şikayetçi değilim. Sen nereden şikayetçi olabiliyorsun? Getirelim, karşılaştıralım. Ve dezenformasyoncu İdris Gardaş. Şu ana kadar bu canlı yayın dahil. Ve bir haftalık ben sana 2 gün 3 gün sordum. Bundan sonra İdris Kardaş, dezenformasyon birimi sorumlusu. Her hafta sonu sana yazacağım. Bu haftaki paylaştığım şeylerde bir sıkıntı, bir sorun var mı? Araştır, bana geri dön, bildir diye. O haftanın raporunu bana vermezsen, şunda arıza var, bu sıkıntılı, anlatabiliyor muyum? Dönüp bilgi vermezsen, o haftanın hesabı kapanmış sayarım. Bir ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra istediğin yolu kullanarak savcılık o bu falan filan. Sen Ramazan Sevin 8 ay önce şu yayını yapmıştın dersen kabul etmem. İdris kardeş, biz seninle haftalık hesap kapatacağız. Anladın mı? Tamam, ben boşluk almayı da sevmiyorum, alacaklı olmayı da sevmiyorum. Haftalık hesap kapatacağız seninle. TÜİK verilerine göre İdris kardeş, iyi dinle. Bakalım dezenforma diyor mu ben milleti şimdi, etmiyor mu? İyi dinle bunu. TÜİK verilerine göre 20 yılda toplam sosyolojik olarak evlenme oranı %20 azalmış. Boşanma oranı ise %47 artmış. Yani evlenme hızını boş verin. Var olan evlilik sayısı yıllık %20 düşmüş. Yıllık boşanma sayısı da %47 artmış. Bir de artan nüfus var. Yani ergenleşiyor, evleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani olayın nasıl vahim bir yere gittiğini sosyolojik, ekonomik, siyasal yönetimin birebir aile hayatına nasıl bir etki yaptığını buradan göreceksiniz. Ve dostlar, Eylül ayında, geçtiğimiz ayda, bu kötü bir olay. Eylül ayında 24 ilde, 24 vilayette 36 kadın katledildi. Kadınları öldüren erkeklerin onu evli olduğu erkek, yani 10 kadın, ölen 36 kadının 10 tanesi evli olduğu kocası tarafından öldürüldü. 4'ü boşanmak istediği erkek, yani boşanma süreci, evleri ayırdılar veya boşanmak istiyorlar. 3'ü evli değil ama birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 18'i ateşli silahla, yani kadına silah doğrultarak öldürmüşler. 9'u kesici aletle, bıçaktı, başka bir şeydi, şuydu buydu. Ruhları şad olsun. Yani durum bu durumda. Aile Bakanlığı, neredesin? 62 bin özürsüz özürlüye hala maaşları ödemekle mi meşgulsün? Sayıştay raporuyla, dezenformasyon falan değil. Kafayı uzatma oradan İdris kardeş. Sayıştay raporundan bahsediyorum burada. Dezenformasyon yok burada. Ve Ertuğrul Özkök. Türkiye Türklerindir ifadesini doğru bulmuyorum. 70 küsur yaşına geldi. Hala ortalıkta gezinecek. Hala ben de buradayım. Ben de varım. Beyaz Türk. Boğaz içinde şaraptı. Kaliteli Türk. Ya ne Türk'ü? Türk falan değil. Şimdi geleceğim. 36 sene Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğini yaptı. 36 yıl çalıştı. 20 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptı Hürriyet'in. Orada hep durdu o. Türkiye Türklerindir. Hep durdu.
çok indirmesini istemişler o şeyi, sloganı indirmemiş. Çünkü zorlama olduğunu düşünerek indirmemiş. Ama hiç sormamışlar, katılıyor musun, sen de böyle düşünüyor musun diye. Eğer sorsalarmış, o da o zamanlar için öyle düşünmediğini söyleyecekmiş. Ertuğrul Özkök, Aydın Doğan sana balya balya para indiriyordu. Sana balya balya para indiriyordu. Aydın Doğan. Patron her şeyini yapıyordu. Patron da o yazı orada duracak diyordu. Konu bu. Katılsan ne olur, katılmasan ne olur. Şimdi günün PR'ına göre, duruma göre vaziyet alıyorsun. Bir yerde eyyamcılıkta, sloganda, iş ve işlemde, manevi değerlerde, her şeyde ama. Dünyevi işlerde. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir. Farklılık yoksa kimse yok demektir. Herkes aynı. Üniformal bir yapıdır bu. Yani 150 kişi sokakta yürüyor. 150'si de aynı şeyi giymişse, aynı ayakkabıyı, aynı şekilde, aynı tişörtü giymişse orada kimse yok demektir. Konu bu. Yani özgünlük yoksa, özgünlük, farklılık, ilerleme aynılıktan gelmez. İlerleme ve gelişme özgünlükten, farklılıktan dolayı gelir. Önce bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bizim sıkıntımız şu. 1000 tane dava için ölürüm diyen adam buluyoruz. Dava için ölürüm. Ölürüm ben bu dava için. Ya kardeşim, ölmene gerek yok. Plan üret, plan. Kafayı çalıştır. Plan yapalım. Anlatabiliyor muyum? Bir tane plan yapalım diyen adam çıkmıyor. Hep düşünme işlerini taşere ediyoruz. Birilerine veriyoruz. Birileri düşünecek, birileri planlayacak, deh diyecek, 1000 kişi yürüyecek. Anlatabiliyor muyum? Bizim sıkıntımız bu. Düşünsel, kişisel inisiyatif kullanarak harekete geçme tarafında işi hep taşere ediyoruz. Hep birisi, kafadaki eli değnekli biri bizi dürtecek, bize bir şey söyleyecek. Reysel, bireysel olarak çıkıp ben bunu yaptım, buna hakkım var, dokunamazsın kardeşim. Demiyor. Birisi derse onun arkasına geçiyor ama. Sıkıntımız bu. Mehmet Akif Ersoy, ruhu şad olsun. Türkçü. Diyor ki, eyvah, 5-10 kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Madem ki ey adli ilahi yakacaktın, yaksaydın o melunları, tuttun bizi yaktın. Küfrün o sefil elleri hayatını sildi. Mehmet Akif Ersoy, ruhu şad olsun. Günümüzü anlatıyor. Ve bitirdik sevgili dostlar. Bugün kaç? 45 dakikada bitiremedik ama yaklaşık olarak 60-65 dakikada bitireceğiz. Bir dostumuz bize şöyle yazdı. Dedi ki, daha doğrusu yönetim kurulu üyemiz Nermin Hanım'a yazdı bunu. Fakat beni de etiketlemiş sevgili dostumuz. Merhaba sevgili hocam. Sizin ve Ramazan Sevinç Bey'in paylaşımlarınızı beğeniyle takip ediyorum. Harika paylaşımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizi birçok konuda bilgilendiriyorsunuz. Sayenizde kültür dağarcığımız zenginleşiyor. Size ve Ramazan Bey'e minnettarım. Esen kalın, sağlıklı günler dilerim sevgili hocam. Eğer bizi izliyorsa şu anda da sevgili dostumuza selamlar ve saygılar, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ayten Tosun Hanım, hoş geldiniz. Yeni fark ettim, kusura bakmayın lütfen. Ama sonuna geldiniz. Baklava gibi düşünün. Bitmiş son tane, tepside kalan son bir veya iki tane en tatlısıdır aslında. Ve başka bir dostumuz, düşünsel bir dostumuzdur bu. Şöyle yazmış. Yani bunlar bizi onore eden şeyler. Biz kendimizi havaya sokmak ve eyyamcılık için söylemiyoruz. Yani ciddi gördüğümüz, ciddi insanların bize karşı bakış açılarını sizinle paylaşmak istedik sadece. Biz ne kadar iyiyiz diye reklamatik hareket için değil bu. Diyor ki beyefendi, Ramazan Sevinç Üstadım, ülkemiz için gösterdiğiniz tüm gayretler olağanüstü.
Bu gayretlerinizi durumdan vazife çıkarmak olarak tabir etmekteyim. Mustafa Kemal de durumdan vazife çıkararak vaziyet etti. Model Mustafa Kemal olunca her Türk milliyetçisi ülkesine karşı sorumluluk hissetmesi gerekir. Bu bakımdan model almak için ülkenin tarihi ve tarihteki liderleri çok önemli. Selam ve saygılar. Şimdi bu yazıda 3-4 tane çok doğru, çok yerine oturan tespit var. 3-4 tane. Durumdan vazife çıkarmak. Mustafa Kemal Atatürk, Bozkurt Paşa'nın stratejisinden bahsetmek. Model olarak Mustafa Kemal, Bozkurt Paşa'yı almak, fiili rehber olarak. Ama yol planı olarak, ben de ekledim onun üstüne. Yol planı olarak da nutuk değil. Herkes nutuğu konuşur. Peki soruyorum sevgili dostlar. Şimdi sohbete başlayalım. Aslında şeyimiz bitti. Sorularınız varsa sorularınızı da alabilirim. Sevgili dostlar, lütfen Bursa Nutku'nu okuyun. Bursa Nutku'nu çok konuşursunuz. Kaç kişiye sorduysam, 100 kişiye sorduğumda 98'i bilmiyor, okumamış. 98'i hiç okumamış. Bursa Nutku öyle büyük nutuk gibi uzun büyük bir şey değil. Tek bir sayfa. Tek bir sayfa. Bildiridir o. Bir bildiri sadece. Yani Bursa Nutku adı öyle sadece. Nutuk deyince kitaplar böyle sayfalar dolusu kitap değil. Yani şöyle bir şey. Şöyle bir şey değil. Tek bir sayfa. Tek bir sayfadır Bursa Nutku. Lütfen Bursa Nutku'nu okuyunuz. Yavuz Bey, Bursa Nutku'nu ben size ileteceğim. Hem de Bursa Nutku'nu Atatürk'ün, Bozkurt Paşa'nın söylemesinin, o nutku vermesinin gerekçelerinin de anlatıldığı, sebep-sonuç ilişkisi içinde olan bir kitap var. Ben onu size ulaştıracağım. Şimdi eğer Bursa Nutku'nu okumazsanız, Cumhuriyet'te devrimler yapılmış, pek çok şey yerine o kadar daha neyin oturup oturmadığını, ruh haliyeti, Türkiye'deki durumu, Bursa'daki bir gerici ayaklanmanın o tarihte nasıl çıkabileceğini, nasıl olabileceğini, Atatürk'ün buna reaksiyonunu, karşı tepkisini, anlatabiliyor muyum? Bursa Nutku'nda bir sayfada Mustafa Kemal Atatürk, Bozkurt Paşa bir sayfada her şeyi anlatmış. Hani o taşla sopayla mücadele edeceksiniz, eğer o yoksa, şu yoksa, yokluk içindeyseniz dediği nutuk konuşması. Çok kısa bir konuşmadır. İşte biz kişi olarak, rehber olarak Bozkurt Paşa'mızı alıyoruz. Yol planı olarak da Bursa Nutku'nu alıyoruz. Çünkü Bursa Nutku'su, Bursa Nutku fiiliyattır. Fiili olarak işlerin nasıl yapılacağını vasiyet eder, söyler. Aslında vasiyete döner sonra o iş zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Atatürkçü olup da Bursa Nutku'nu okumamış olmak çok büyük bir eksikliktir. Düz okumadan bahsediyorum. Hani anlamlandırma, içselleştirme, oradan mesajları çözme. O daha farklı bir iş. Hiç olmazsa düz okuyalım arkadaşlar. Bursa Nutku'nu hiçbir şey olmasa bile düz okuyalım. Bakın düz okuyalım. Ve internette çok rahat indirebilirsiniz. Var. Evet dostlar, sorularınız varsa şu anda bir 5-10 dakika sorularınıza bakabilir, şey yapabilirim. Benim bir sorunum yok. Sizi sadece fazla tutmak istemiyorum. Çünkü cep telefonlarının çok ısındığıyla alakalı şikayet geliyor fazla uzadığı zaman. Hani daha önce 2 saat falan yapıyorduk ya canlı yayını. Ya ben giderim, ben Atatürk'ü anlatırım. Ben sabaha kadar anlatırım Atatürk'ü. Benimle ilgili bir sıkıntı yok. Ben sabaha kadar anlatırım. Bakıyorum şimdi sorular var mı diye. Şenol Karaman Bey, milli birlik tek yol demiş. Evet çok doğru. Milli birlik derken sadece halk kürsüsünün tabelasının altında halk kürsüsü olarak da öyle bir şey yok. Kuvay milliye zihniyeti. Herkes kendi mahallesinin önünü derlesin toparlasın. Kendi şehrin derlesin toparlasın. İsmini ne koyarsa koysun. Ama niyeti gerçekten milliyetçilikse, bağımsızlıksa bizim yollarımız zaten buluşur. Anlatabiliyor muyum? Dağın hangi dağdan hangi göze patlarsa patlasın mutlaka derelerle birleşir. O dereler nehirlerle birleşir. O nehirler de mutlak surette aynı denize buluşur. Eğer doğruysa.
Eğer doğru değilse kuruyuverir. Denize, başka bir nehire ulaşamaz. Yanlış yoldan gidiyorsa, yanlış yoldan akıyorsa o göze. Hristo deyip yurt dışında karşılaşınca tutanakları var mı? Soruyu tam anlayamadım Yavuz Bey. Aa Gülay Hanım, çok güzel bir şey yapmışsınız. Bakın bir kitapla kitap hediye etmek kadar güzel bir şey olamaz. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Fakat Gülay Hanım, en azından sizin vasfınızı bildiğim için il başkanlığınızda, sorumlu olduğunuz il başkanlığınızda, partinizde, il başkanlığınız bünyesinde o tek sayfa olduğu için A4 kağıdına bile olur. Bursa Nutku'nu basarak, çoğaltarak dağıtmak. Tüm insanların eline. Broşür gibi dağıtın. Dağıtın. Şimdi Hristo deyip bütün konsolosluklarda, bütün büyükelçiliklerde dini ateşe vardır. Din ateşesi vardır. Hem oradaki personel için hem oradaki Türk milletinden kişilere dini şey yapmak için. Dolayısıyla şöyledir, bakın devlette şöyledir. Devlette yurt içinde bakanlığı olan Tarım Bakanı, mesela bizim Hollanda Büyükelçiliğinde tarım ateşemiz olabilir. Neden? Hollanda tarımda çok ileri. Burada da Tarım Bakanlığı bir şey öğrenmek isterse oradaki kendi ateşesinden öğrenir. Yani ülke içinde büyükelçi ve sekreteri hem tarıma hem sanayiye hem turizme bakmaz. Büyükelçiyi şöyle düşünün. Büyükelçi oradaki cumhurbaşkanı veya başbakan, her konuda bakanlıklar var ya, burada bakan diyoruz. Onun da orada her konuda ateşesi vardır. Emrinin altında. Zaten büyükelçiler dünyanın her yerinde cumhurbaşkanıdır. Yani devlet başkanı statüsüne sahiptir. Hatırlıyor muyum? O yüzden geleni geçeni konsolos, büyükelçi ataması yapılıyor. Hatırlıyor muyum? Dolayısıyla Hristo deyip de değişik ülkelerdeki konsolosluklara, yurt dışına gitmesini bir şey diyemezsiniz. Ateşelikleri, dini ateşelikleri geziyorum, din ateşelerini geziyorum der. Yani savunma kolay orada. Evet dostlar, başka şeyimiz yoksa, eğer sorularınız varsa sevgili dostlar, bunu şey de yapabilirsiniz. Facebook sayfamdan bana iletebilirsiniz. Hafta içi, hafta sonu hiç önemli değil. Bana iletebilirsiniz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sorularınızı iletebilirsiniz derken, ben çok biliyorum, Allame'yim, her şeyi biliyorum. Öyle bir iddiamız yok. Benim sorularınız varsa dediğim şey şudur. Benim söylediğim, benim bakış açımla söylediğim şeylerde kafanızda veya sizde oturmayan bir şey var ise onları sorun bana diyorum. Yoksa ben Google Hazretleri değilim. Ana Britannica Gelişim Haşit Ansiklopedi serisi değilim. Öyle bir iddiam yok. Şimdi doğalgaz yapamazlar. BOTAŞ'a yüklenir o aradaki fark. Çünkü özel şirket. Elektrik isteyemezler, özel şirket. Sadece sular belediyelerde çünkü. Anlatabiliyor muyum Yavuz Bey? Afet İnan Hanımefendi'nin yazdığı Medeni Bilgiler var mı sizde? Değerli bir eserdir o. Değerli bir kitaptır Gülay Hanım. Çok değerlidir. Afet İnan Hanımefendi'nin, ruhu şad olsun. Çok değerli bir eserdir o. Yani öyle çala kalem deneme bir eser değil. Ciddi ciddi yani iyi bir kitaptır. Evet dostlar. Müsaade mi var? Tamam mı? Devam mı? Ben işaret almam lazım bu konuda.
Evet doğru, iki kısım. İki kısım, evet. Sevgili dostlar, lütfen yayını etiketleyin, arkadaşlarınıza dağıtın. Haftaya çarşamba günü daha kalabalık olalım. Bizim düşüncelerimizde olmayan, karşıt olanlar da gelsinler. Nihayetinde biz hakaret etmiyoruz. Bir fikrimiz var, onu söylüyoruz. Demokrasi içinde, medeniyet içinde dinleyebilecekse bizim eleştirilerimizi, biz de onun bize eleştirilerini çok rahat dinleriz. Konu çok basit. O dinlerse biz de dinleriz. Bir sıkıntı yok. Yani illa bizim gibi olanlar bizi dinlesin, öyle bir derdimiz yok bizim. Biz külliyatımızdan eminiz. Neyi ne kadar yaptığımızı, Bozkurt Paşa'mızın neyi ne kadar yaptığını, külliyatlara hakimiz biz. Bizim kimseden çekindiğimiz bir şey yok. Evet dostlar. Bakıyorum. Kapatalım mı? Evet sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyoruz. 26 Ekim 2022 Çarşamba. Ramazan Sevinç ile haftaya bakışı yapmaya çalıştık. Bakış açımızı gösterdik. Sorularımızı sorduk. Olayları nasıl değerlendirdiğimizi anlattık. Bu ülkenin vergi veren bir vatandaşı olarak anayasa madde 26'ya dayanarak sorabileceğimiz kadar makam ve mevkiye hakaret etmeden nedenini, niçinini, herkesin sorduğunun dışında farklı sorduğumuzu bilerek ama bunu suni bir şekilde farklı olalım diye yapmıyoruz. Biz zaten farklıyız. Ezelinden beri farklıyız. Yoksa biz de girerdik herhangi bir siyasi partide çok rahat üst kademelerde yönetici olurduk. Böyle partiler üstü bağımsız milli kalma zorluğunu yaşamazdık. Ama emin olun, bağımsız milli partiler üstü kalmanın çok büyük bir hazzı var. Biz eleştiriyoruz. Doğru. Halk kürsüsü eleştiriyor. Fakat şunu bilin. Halk kürsüsünün eleştirdiği her konuda çözüme hazır. Çözümü olmayan bir konuda yapılan bir şeyi eleştirmiyor. Çünkü çözümünü daha bulmamışız biz. Yani daha iyisini bulmamız lazım eleştirmemiz için. Ve biz iktidar olsun, Türkiye'nin ihtiyaçları olsun, projelerimiz olsun, fikri yapıtımız olsun, kadrolarımız olsun, biz pek çok konuda hazırlıklıyız. Ondan dolayı çok geniş geniş eleştirebiliyoruz. Geniş geniş muhalif sorular sorabiliyoruz. O yüzden geniş geniş hem iktidar yapısına hem öz kardeşi, küresel çakma muhalefet, 6 artı 1 artı 1 masacı çakma muhalefete de o yüzden çok rahat eleştiri yapabiliyoruz. Sen muhalefete eleştiri yaparak iktidara su taşıyorsun eleştirisi yapanlara yazdım hafta içi. Hayır, 6 artı 1 artı 1'i eleştirerek biz iktidar yapısının muhalefetteki kanadını eleştiriyoruz. Çünkü onlar da iktidar. Kırmızı plakaları var mı yok mu muhalefetçilerin? Meclis grup başkanlarının muhalefet de olsa kırmızı plakaya biniyorlar mı, binmiyorlar mı? Gülay Hanım mecliste 26 sene mecliste çalıştı. Gülay Hanım'a soralım. Gülay Hanım, muhalif dahi olsa meclis başkan vekili partilerden kırmızı plakalı araç kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Evet Gülay Hanım, sizden bu cevabı alacağız, kapatacağız. Evet Gülay Hanım kullanıyor dedi. Kullanıyor dedi, bana geldi. Yani daha muhalefetteyken nimetlerden faydalanma var. Niye koltuğunu riske atsın ki? İktidar da yararlanıyor, iktidar tarafı. Bunlar da muhalefet yararlanıyor. Hep beraber bizim kamu mallarımızı üleşme ve paylaşma işini yapıyorlar. Türkiye'de siyaset budur şu anda. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Bizim kişilerle işimiz yok. Kişiler kimmiş? Kişiler gelip geçici. Sistemdir bu pislikleri üreten. Hele hele kişinin de karakteri buna müsaitse pisliğin haddi hesabı olmuyor işte. Çok büyük sıkıntı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim az hırsızlığa bile rızamız yok. Hırsızlık olmayacak. Bitti.
Torpil olmayacak. Az torpile çok yok. Torpil olmayacak. Soru çalınmayacak. KPSS herkese eşit uygulanacak. Bitti. Net. Bu kadar basit. Evet sevgili dostlar. 26 Ekim Çarşamba 2022 bu akşam. Haftanın Aya Bakışı beraber yaptık. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikteliğiniz için. Haftaya tekrar bekliyoruz ama lütfen sizden bir ricamız. Hepiniz kolunuza birer dostunuzu daha takarak o şekilde yayına gelin. Merak etmeyin, çayımız demli, sohbetimiz erdemli. İyi akşamlar. Esen kal yüce Türk milleti.